Merhaba. HP LaserJet M1132MFP modeli bir yazıcımız var. Normalde açtığımızda hani fırının da harekete geçmesi gerekiyor ve burada ekranın dönüyor olması gerekiyor. Işıklar böyle sabit kalıyor. Arızası buymuş. Başlayalım sökmeye. Kapağı söktük. Söküp bakmamız lazım. Bunların yerleri kolay kolay karışmaz. Çünkü hiçbiri birbirinin aynısı değil. Sadece sökerken kablolara dikkat edelim. Şurasında bir karartı var. Aynı şekilde arkasında da var. Yani buralar yanmış. Burada bir kısa devremiz var. Kartımız gerçekten çok küçük. Şuradan şu şekilde yol yapacağız. Bunların hepsi aynı bölüme gidiyor. Aslında bir nevi şu an çalışıyor olması lazım bunun. Buradaki işlemimiz bitti. Kartımızı da yaptık. İki tane entegremiz vardı. Bunları değişimini yaptık. O karta bunu yapanı bulmamız lazım. Şöyle makinemize tekrar bir elektrik veriyoruz. Power kartı, ana karta bunu yapmış. Şu tamirli bölgesi oraya geliyor. Tam olarak zaten iz burada. Şimdi bunun arkasındaki power kartını da söküp bunu da bulmamız gerekiyor. Yani bunun arızası bayağı bir büyükmüş. Komple sökmeme gerek yok. İki tane vidası var. Onları bir almam lazım. Power kartına doğru ilerliyoruz. Evet, şu iki vida için sökmek zorunda kaldık. Fırında herhangi bir sorun yok. Burada fırının kabloları vardı. Bunları söktük. Şimdi yavaş yavaş artık bu kartı alacağız. Şurada iki tane flexi kablo var. Onları da alalım. Ve bir tane soketi çıkardık. Gözle görülür bir arızamız yok. Ama bir arızamız var. Kablolarını kontrol ediyoruz. Genel olarak hiçbir sorun yokmuş gibi duruyor. Kartımıza elektrik verelim ve termal kamerayla bakalım. Şuradaki MOSFET'imiz ısınmıyor. Buradaki ısınıyor ama buradaki ısınmıyor. 5 tane diyot arızalı. Ölçelim.
Başka bir hurda karttan söktüğüm diyotları takacağım. Sökmeye başlayayım. Evet. Diyotlarımızı değişimini yaptık. Yazıcıya takalım. Buradaki bütün bağlantılarını yaptık. Elektriği veriyoruz. Evet, fırın ilk hareketini aldı. Isınıyor da, kokusundan belli. Power kartımızda artık bir sorun yok. Fırın ilk hareketini alıyor. En önemli sorun burada başlıyor. 5 tane diyot değiştirdik. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu power kartla çalışan yazıcılarda muhtemelen kronik bir sorun gibi duruyor. Çünkü 5 tane diyotun patlamasını ve anakartının da hasar alması gibi durumlar, bunların hepsi tek seferde oluşabilecek arızalar gibi durmuyor. Ama eğer ki cihazınızın ekranında yazılar sabit kalıyorsa, HP marka yazıcılar için konuşuyorum, yani diyotlarını kontrol edebilirsiniz. Şimdi cihazımızı hızlıca toplayalım. Hızlıca toplayıp temizliğini yapacağız. Yazıcımız bitti. Temizliğini yapalım. Açtık. Evet. Evet, ses de geldi. Tamamdır. Evet, ekranda bir yazısı yandı. Şu an işlemimiz tamam. Hatta şöyle bir kere de basalım. Tamamdır. Evet. Bu kadar.